Günler de ayakkabılar da yakıyor ha. Yap ya. Osman abi nasılsın? Cem Bey. Son yapacaklarmış abi, içeri aldılar bizi. Alo. Alo. Ya onun formanın satılışı işte bedelsel bir şey çok önemli değil açıkçası. Şöyle bir hesap yapalım. Bir formada diyelim ki buradan işte bizim burada sattığımız forma fiyatı belli. Oraya gönderiyorsunuz, nakliyesini ödüyorsunuz. Yani diyelim ki bir formada 35 euro, 10 eurosunu kazanç olarak elde ettiğimizi düşünelim. 10 eurodan 10 bin tane satsanız 100 bin euro. 100 bin euroya takımın bir tek uçağını gidip gelmesi ödenmiyor. Yani onun bir kazansal bir şeyi çok önemli değil. Esas orada önemli olan Beşiktaş'ın popülaritesi, bilinirliği, insanların formasını giyip sokakta gezmesi ve Beşiktaş'ın popüler bir kulüp olması bizim için en önemli tarafı o. Onları eğer sağlarsak bir süre sonra onlar 10 bin bize kazanç olarak küçük olarak görürken 100 binler, 300 binler konuşulduğu zaman o zaman gerçekten bir elle tutulur bir hale gelebilir. Bizim için önemli olan tarafı şu andaki orası. Bedelsel bir tarafı değil. Ama Beşiktaş dünyada her tarafın, herkesin bildiği bir kurum, kulüp. Yani Malezya'da taksiye bindim. İşte Türkiye dedim, bir adam demedi Beşiktaş falan dedi. Acayip de hoşuma gitti yani. Şimdi biz Avusturya'ya gidiyoruz. Çoğunlukla hep beraber gidiyoruz biliyorsunuz. Ve çok yüksek maliyetler oluşuyor. Takımın gitmesi bir para, uçak seyahatleri dönmesi bir para. Orada kalma kamplar da çok para. Her şeyden evvel bu ülkenin dövizi. Yani ben sanayicilik yapıyorum, ihracat yapıyorum. O dövizleri buraya getirebilmek için ne emekler döküyoruz. Benim gibi binlerce, yüz binlerce insanlar özellikle bu dövizin bu hareketli olduğu dönemlerde büyük fedakarlıklarla bu dövizler geliyor. Atölyelerde insanlar elleriyle bir şeyler dikiyorlar, onu ihraç ediyorlar. Bir dolar kar gelecek diye. Biz şimdi gidiyoruz kampa, dünya paralar harcıyoruz. Senelerde de böyle, ben 7 senedir başkanım, 7 senede de gidiyoruz. Gittiğimiz kamplarda iki tane önemli tarafı var. Bir tanesi gerçekten hazırlık için koşular, işte takımın kondisyon yüklenmesi. İkincisi de maç organizasyonu için. İlk etapta bu şeyi kaldırmak istiyoruz. Yani kondisyon yüklemeyi ortadan kaldırmak istiyoruz. Maç yapmak için gidebiliriz. Onun da ayrı bir popülaritesi oluyor. Onu bir defa ortadan kaldırmaya uğraşıyoruz. Epeydir uğraştığımız bir projeydi. Fakat finansmandan dolayı yapamadık. Şimdi biraz para harcadık, bir şeyler yaptık ama çok böyle istediğimiz gibi finale ulaştıramadık. Ama şimdi iyi bir yatırımcımız var. Onlar da taşın altına elini koydular. Güzel bir tesis yapacağız oraya. İlk aşamasında bittikten sonra inşallah bu yaz kampında ilk hazırlığını orada yapmak istiyoruz. Beşiktaş'ın da özellikle Fenerbahçe'de gitti, bizim de gitmemiz, diğer kulüplerin de gitmesi bir tek bize etkisi değil. İşte Avusturya'ya bütün takımlar gidiyor, Anadolu takımları da gidiyor. Yavaş yavaş bence Antalya gibi bir yeri Bolu, Düzce o bölgede oluşturma imkanı var mı? Bence var. Ona çalışıyoruz. Hem Beşiktaş açısından değil, biz bu ülkenin takımıyız. Ülkemize de bir faydamız olacağını düşünüyoruz. Sayın Başkanım. Şenol Hoca bizim futbol takımımızın teknik direktörü ve en yetkili kişisi. Bu ne zamana kadar sürecek? Sözleşmemizin bittiği sürece kadar gelecek. Oranın patronu o. Fakat önümüzdeki senede de bizim bir yeni bir hoca arayışımız olacak. Guti bizde futbol oynamış. Çok önemli kariyer. Real Madrid'in kaptanlığını yapmış. Çok da kaliteli bir arkadaşımız. Ve bizde bulunuyor. Burada bulunmasının sebebi bir tek yardımcı hocalıkta Şenol Hoca'yla bir şeyler öğrenmenin haricinde istikbal etmek. Onun da hedefleri vardır. Şimdi hocamızdan istediğimiz şey bizim değil, onun bileceği işler. Ben
şöyle olsun böyle olsun değil ama antrenmanlarda belki şey yapabilir. Daha maç esnasında yapabilir. Ona da birazcık biraz daha yetkilendirebilir diye düşünüyorum. Onun sınırları benim çizeceğim sınırlar değil. Haddim dedi. Orası onların alanı. Hoca onu ismine Şenol Hoca. Mesleğine öğretmenlik. O onun uzmanlık alanı. O kendi bileceği iş. Bizim söyleyeceğimiz o. Başka bir şey değil. Yani bir de Van Milli Takım'a bu iki maçla beraber bir özgüven geldiğini düşünüyorum. Gayretli bir futbol ve özgüven geldiğini düşünüyorum. İki tane de farklı skor alınması hem Türk halkının milli takıma bakış açısını değiştirdiğini hem de bir özgüven açısından artı geldiğini düşünüyorum. Buna en çok ihtiyacı olan tabii ki orada oynayan oyuncular. Zor bir maç olur. Yani ama kendine özgüveni olan, biraz takım olma özelliğini kazanan bir milli takım olursa Türkiye'de zor bir rakip olur Fransa açısından. İyi şey, ben umutsuz olmam. Maçlar, biz ne maçlar oynadık? Hem Beşiktaş olarak oynadık hem de milli takım olarak oynadık. Futbol kağıtta kazanılan bir oyun olsa yemin ediyorum ben her maçı kazanırım. Ama sahada oynanıyor, hocalar oynuyor. Orası ve çok zor bir iştir milli takım hocalığı da. 10 tane, 20 tane değişik takımdan oyuncuları alıyorsunuz ve ondan bir takım yaratmaya çalışıyorsunuz. Milli takımın çok başarılı olduğu döneme bakarsanız da hep bir takımdan böyle çok oyuncu gelir. Onlar onun iskeletini oluşturur. Diğerleriyle de şey olur. Şu anda milli takımımız pek o durumda değil. İşte Almanya'dan, o takımdan, Beşiktaş'tan. Eskiden mesela Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray milli takımın çoğunluğunu oluştururdu. Şimdi Avrupa'da oynayan oyuncularımız çoğunluğunu oluşturuyor. Zor işleri ama burası da Türk milli takımı yani. Cenk de Burak. Güzel. Cenk de çok iyi çocuktur, iyi bir Beşiktaşlıdır. İyi bir aile çocuğu. Burak da öyle. Çok da iyi. Keşke zamanında Beşiktaş'la beraber oynasaydı. İnşallah ileride beraber oynarlar. Sayın Başkan. Beşiktaş'ın şu anda yani ikisinde de aynı pozitifiz ama bir de bir gerçek var. Futbol, Şenol Hoca ile beraber bir oynadığımız futbol düzeni var. Devamlı atak eden, seyri çok güzel olan, insanların keyifli maçlar seyrettiği bir düzen var. Yani futbol düzeni var. Yani siz futbolcu yorumundan onu çok daha rahat yaparsınız ama o değişebilir yeni bir hocayla beraber. Birazcık da artık sezon sonuna yaklaşırken hoca işlerimiz biraz netleşirse ondan sonra belli olur. Ama hoca olayımız Beşiktaş'ın kongresinden sonra netleşecektir. Şu anda biz eğer bugün bir hoca atayabiliyorsak o zaman Şenol Güneş'in sözleşmesini niye uzatmadık? Değil mi? Bizim hocamız... Kongreden sonra netleşir. Çünkü aday olacak başkaları da çıkabilir. Onların da fikirleri olur. Ona göre belirlenecek. Seçim sürecine daha girmedik Beşiktaş'ta. Farkındaysanız da hiç öyle bir seçim süreci yaşamıyoruz. Normalde çok böyle şey bir seçim süreçleri olur. Sakin bir seçim süreçleri yaşıyoruz. Açıkçası Beşiktaş futbol takımının da aldığı skorlar son iki maç kazanmamız falan buna da biraz şey etti. Milli takım arası ve bu seçim havasına girdi. Şu anlık seçim konuşacak bir durum yok. Zamanı geldiğinde konuşuruz.